Merhabalar, merhabalar. Ben İbrahim Kılıç. Bir Oabeti Edebiyat dersi ile karşınızdayız. Bugün Edebi Sanatlar dersimize başlıyoruz. Önce Edebi Sanatların ilk başlıkları diye bildiğimiz Mecaz-ı Mürsel'den ve benzetmeden bahsedeceğiz. Sevgili arkadaşlar, önce Mecaz-ı Mürsel ile başlayalım. Biliyorsunuz Türkçe'de biz buna ad diyoruz. Düz değişme cevaplarını veriyoruz. Ama Edebiyat'ta daha çok Mecaz-ı Mürsel diye bildiğimiz tabirle karşılıyoruz. Peki Mecaz-ı Mürsel ne demek? Benzetme amacı gütmeden bir sözü başka bir sözcüğün yerine kullanma sanatına biz mecaz-ı mürsel adını veriyoruz. Demek ki mecaz-ı mürsel adını verdiğimiz sanatta herhangi bir benzetme amacının olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü benzetme amacı gütmeden bir sözü başka bir sözcüğün yerine kullanma sanatına ne diyeceğiz? Mecaz-ı mürsel diyeceğiz. Bu arada mecaz-ı mürselin birçok yapma yolu var sevgili gençler. İşte bu yollardan bir tanesi parça-bütün ilişkisi. Yani parçayı verir bütünü, bütünü verir parçayı ister bizden. Mesela Marmara'da her yelken uçar gibi neşeli dediğimiz zaman oradaki yelken geminin bir parçası olduğu için bize neyi hatırlatıyor? Bütünü hatırlatmış oluyor. Bazen içi verir dışı hatırlatır ya da dışı verir içi hatırlatır. Mesela baş şöyle bir örnek verseydik. İşte camı kapat. Rüzgar esiyor örneğinde aslında camı kapatmıyoruz. Pencereyi kapatıyoruz. Cam pencerenin içerisindeki bir unsur olduğu için bu defa içi söyledik, dışı kastetmiş olduk. Yine yer insan ilişkisi. Gelinlikle Mecaz-ı günümüzde bazen bir yer söyleniyor, o yerde yaşayan insanlar kastediliyor. Söz gelimi Gaziantep sokağa döküldü örneğinde aslında sokağa dökülen Gaziantep değil, oradaki insanlar olmuş oluyor. Yine yer olay ilişkisi. Mesela bir yer var, o yerde bir olay meydana gelmiş. O yeri söylüyoruz, olayı kastediyoruz. Örneğin Marmara hala yaralarını sarıyor örneğinde biz. Marmara ile neyi kastettik? Depremi kastettik. Yön ülke ilişkisi. Mesela diyoruz ki batı bu olaya tepki gösterdi. Yönü gösterdik. O yönde bulunan Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkeleri ne yapmış olduk? Kastetmiş olduk. Bazen bir eşya veriliyor, insan kastediliyor. Bazen somut olan veriliyor, soyut kastediliyor. Bazen ise yazar verilip eser kastediliyor. Mesela Halide Edibi zevkle okuyorum örneğinde. Halide Edibi değil de aslında neyi okuyoruz? İşte sinekli bakkalı. Ateşten gömleği, Vurun Kahpi adını bildiğimiz romanları okumuş oluyoruz. Genel itibariyle ad aktarması böyleydi. Peki divan edebiyatında ad aktarmasını nasıl bulacağız? Yani mecazı müsteri nasıl bulacağız? Sevgili arkadaşlar şöyle gidelim isterseniz. Beyitlerde en çok da sevgilinin aslında güzellik unsurları diye bildiğimiz göz gibi, saç gibi, kaş gibi, işte boy gibi kavramların kullandığını biliyoruz. Mesela yüz kelimesi geçiyorsa yani arız ya da ruhsar gibi yüz kelimesi geçiyorsa bilin ki orada bir mecaz-ı mürsel vardır. Yine aynı zamanda keşim, dide diye bildiğimiz göz kelimeleri geçiyorsa bilin ki orada yine mecaz-ı olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim örneklere gelirsek. Ger dirse aşık ol bu zülfe yani saçın kokusuna eğer aşık mis kokuludur derse diyor. Tut olma bir kadeh ver ter eylesin diyor. Bakın bu beyitte gördüğümüz kadeh. Aslında kadehi içmeyiz. Kadehin içerisindeki ne içeriz? Şarap içmiş oluruz. Halil'i de dış söyleyende bakın ne kasedildi? İç kasedilmiş oldu. Yine bakın burada zülf kelimesi. Unutmayın sevgilinin güzeli unsurları diye bildiğimiz saç, göz, işte boy bu kavramları görürseniz bilin ki orada parçadan bütüne gittiğimiz için ne olacak da bir mecazi mürsel olacaktır. Yani burada gördüğümüz zülf kelimesinde de aynı şekilde bir mecazi mürselin olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet kalemimizi değiştirelim olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim isterseniz. Gözleri sabru selamet mülkünü tarac eder. Bir avansız gamzesi tatar dersen işte sen diyor Baki. Bakın göz kelimesi sevgili ait olan bir parça değil mi? Evet. İşte biz o parçadan yola çıkaraktan nereye ulaşıyoruz? Bütüne ulaşmaya çalışıyoruz. Yine gamze. Sevgilinin yan bakışı demek. Eğer bir beyitte gamze, göz, işte kaş, onun dışında kirpik geçiyorsa gözünüzü kapatın orada ne var deyin? Mecazi mürsel var deyin. Ol hami ebruya kılsam secde her kıble ile ol hami ebru beraberdir diyor. Bakın burada gördüğümüz secde, yine burada gördüğümüz kıble gibi kelimeler aslında namazda gördüğümüz uygulamalar ve ritüeller olduğu için secde de bizi, rükü de bizi nereye götürecektir? Namaza götürecektir. İşte parçalar böyle veriliyor, bütüne götürmüş oluyor. Benzetme amacı gütmeden bir sözü başka bir sözcük yerine kullanma sanatına ne diyeceğiz? Ad aktarması yani mecazı mürsel adını vereceğiz. Sevgili arkadaşlar mecazı mürseli bulurken bu yoldan gidelim. Şimdi geldik Beyitlerde en çok rastladığımız sanata yani benzetme sanatına, teşbih sanatına. Hepimiz az çok tanımı biliyoruz. Aralarında ortak özellik bulunan iki kavramdan zayıfın güçlü olana benzetilmesine biz benzetme yani bir başka deyişle de şebeh yani teşbih adını biliyoruz. Bugün az çok biliyorsunuz benzetmenin dört tane üyesi vardır. Benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme yönü ve benzetme edatı. Hocam benzeyenin Arapça ismi diye bildiğimiz müşebbeh kelimesini bilecek miyiz? Bilin arkadaşlar. Çünkü 2015 OABT sınavında şıklarda müşebbeh geçiyordu. Müşebbehin bih geçiyordu. Özellikle müşebbeh ile müşebbehin bih'i şöyle ayırın. Sadece benzeyen olduğu zaman bakın müşebbeh tek kelime kendisine benzetilen iki kelimedir. Müşebbehin bih de kendisine benzetilen demektir. Benzetme yönü için veçi şebeh değil mi? Yine aynı zamanda benzetme datı için ise edatı teşbih diye bildiğimiz kavram kullanılıyor. Sevgili gençler siz siz olun bu benzetmenin dört üyesinin isimlerini Türkçe bildiğiniz kadar aynı zamanda Arapçalarında lütfen bilin yoksa yarı yolda kalırsınız. Şimdi gelelim benzetmenin başka yoluna. Bugün biz aralarında ortak özellik bulunan iki kavramdan zayıf olanın güçlü olana benzetilmesine benzetme sanatı adını vermiyor muyuz? Veriyoruz. E benzetmenin dört üyesi olduğunu söyledik. Şimdi dikkat edin. Bir yerde benzetme bulurken bazı ekleri ve sözcüklere dikkat etmemiz lazım. Bir, Özellikle gibi idatı benzetmelerde en çok kullandığımız idatlardan birisidir. Yine tek kelimesi gibi anlamına da gelir. Sanki kelimesi. Sevgili arkadaşlar, beyitlerde sanki, guya gibi kelimeleri görürseniz benzetmeye gidin. Bakın sanki kelimesi, guya kelimesi. Hatta misali sözcüğü. Yine bunun dışında adeta, çün kelimesi, kadar idatı, öykünmek kelimesi de bizi benzetmeye götürecektir. Bunun dışında benzer gibi andırır, anımsatır. İşte sizin kız bizim kızı andırır. Senin oğlan benim oğlan anım satıyor dediğimiz zaman aslında ne demek o? Ona benziyor demektir. Yine bu yazar şu yazarı öykünüyor dediğimiz zaman onu ne yapıyor? Taklit ediyor, benzemeye çalışıyor demektir. Siz sadece benzetmediği gibiye bakmayın. Tabii ki tek gibi, guya, sanki, veş eki. Özellikle gibi anlamına gelen Farsça veş eki. Asa sözcüğü, var kelimesi, tıpkı kelimesi, ne sözcüğü, hatta caci ekimiz. Keza casına casına ekimiz. Cilayin, cilayin ekin. Ben cilinekin diyor mesela. Benim gibi demek. Ve layin, leynekleri de gene benzetmelerde kullandığımız anahtar sözcük ya da kelimeler arasında yer almaktadır. Sevgili arkadaşlar şuraya çok önemli bir hap bilgi yazdım. Dikkat ama dikkat edin. Nedir o? Terkip ve tamlamalar. Hani mesela beyitlerde gördüğümüz terkip ve tamlamalar var ya. Bunlar da genellikle bize benzetmeyi oluşturan sözcükler olmuşlardır. Mesela bakın gülü ruhsar dediğimiz zaman gülü zaten biliyorsunuz ruhsar da yanak demek. Beytlerde gördüğünüz ruhsarın ruhla bir alakası yoktur. Bir kere bunun altını çizelim. E, gülü ruhsar dediğimiz zaman bakın ne oldu? Gül yanak olmuş oldu. Gonca dehen. Dehen ağız demek. Gonca da bildiğimiz gonca çiçeği. E sevgilinin ağzı en çok da gonca çiçeğine benzetilmiyor mu? Mim harfi gibidir sevgilinin ağzı. Yani nokta halindedir. Halide bakın burada bir terkipten meydana gelmiş? Bir benzetme meydana gelmiştir. Servikat. Servikat. Bakın burada. Servi, servi ağacıdır. Katlı boy demektir. O zaman sevgilinin boyunu bakın neyi benzetmiş oldu? Servi ağacına benzetmiş oldu. Mahı arız. Arız yanak demek. E, mahtı ay demek. O zaman ne oldu? Ay yanaklı sevgili olmuş oldu. Buraya altını çiziyorum. Benzetmelerde genellikle gibi, tek, misali, kadar, sanki, guya, veş eklerine dikkat ettiğiniz kadar. Özellikle bir yerde benzetme bulmak istiyorsanız terkiplere. Tamlamalara da dikkat etmekte fayda var. Ama her terkip bir tamlamada da kesinlikle benzetme vardır diyemezsiniz. Her terkip bir tamlamada da benzetme vardır diyemezsiniz. Ama genel itibariyle terkip bir tamlamalarda benzetme sanatının olduğunu da unutmayacaksınız. Sevgili arkadaşlar, benzetme sanatı ile ilgili bu müşebbehi, müşebbehin bihi ve teşbihi ve, ve e, edat-ı teşbih diye bildiğimiz Arapça isimleri bildiğimiz kadar Aynı zamanda bu kurallar da unutmayacaksınız. Şimdi gelelim benzetmenin çeşitlerine. Bugün benzetmenin dört tane çeşidi var. Hani bugün tam benzetme diyoruz, güzel benzetme diyoruz ya. Edebiyatta bunların isimlerini dikkat etmeniz lazım. Birincisi tam benzetme. De ayrıntılı benzetme diye bildiğimiz teşbih-i mufassal. Yani tam benzetme demek. Hocam tam benzetme ne demek? Sevgili gençler. Eğer dört üyesi de mevcutsa o benzetmenin içerisinde biz ona ayrıntılı tam ya da teşbih-i fasa diyoruz. Mesela C şıkkında Hüseyin'e şöyle yazamaz mı? Teşbih-i müfassal örneğine yer verilmiştir. Sen burada teşbih-i müfassalın ne olduğunu bilmezsen o zaman orada tam mı, yarım mı olduğunu ayıramazsın. Lütfen Arapçasına dikkat edelim. İşte dört övesli bulunan benzetmeye teşbih-i müfassal diyeceğiz. Bir, örneklere bakalım. Aktı gönlüm su gibi sen bir dil cudan yana diyordu Fuzuli. Bakalım. Şurada gördüğümüz Su kelimesinin bir benzetileni olduğunu biliyoruz. Yani kendisine benzetilen. Şuradaki gibimiz edat. Gönül suya benzetilmiş. Dikkat edin burası benzeyen. Burası da benzetme yönü olmuş. Yani gönül su gibi akan bir nesneymiş gibi anlatılmış. E dört tane üsü olduğuna göre biz buna tam benzetme diyebilir miyiz? Deriz arkadaşlar. Gün hasretinle yollara tutsun kulağını. Nergis gibi kıyameti tek tek çeksin intizar diyordu baki. Özellikle gibi edatlarının hemen önünde gördüğümüz şu kavramlar kendisine benzetilen. Yani nedir onun adı? Müşebbehin bihtir arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz gül diyor gül çiçeği şey diyor. Hasetinden dolayı diyor kulağını diyor, yollara tutsun diyor. Ve Nergis gibi diyor kıyamete kadar intizar çeksin diyor. Burada gül çiçeğini yani benzeyen diye bildiğimiz kavramı Nergis diye adlandırdığımız şey ne yapmış benzetmeye çalışmış. Gül benzeyen. Nergis kendisine benzetilen. Edat'ımız da var. Peki Kıyamete kadar intizar çekmek ikisi için ortak özellik mi? Evet. O zaman burayı da ne alırız? Veçişeve Yani başka bir deyişle beti Yani benzetme ünü olarak alabiliriz. Gördüğünüz gibi dört öğeli bir benzetme elde ettik mi? Elde etmiş olduk. İşte dört öğesi de bulunan benzetmeye biz halk arasında tam ayrıntılı başka bir deyişle teşbihini diyeceğiz. Mufassal adını vereceğiz. Sevgili gençler ikinci benzetmeye geldik. Teşbihi biri. Biz buna güzel benzetme diyoruz. Türkçe'de ama edebiyatta teşbih bile Ne demek bu? İşte bir benzetmenin iki tane temel, iki tane de yardımcı üyesi vardır. Temel öğeler benzeyen ve kendisine benzetilen yardımcı öğeler de bildiğiniz gibi benzetme yönü ve benzetme adıdır. Siz iki tane yardımcı öğeyi sağ dışına çıkarırsanız sadece benzeyen mi benzetilenle kurduğunuz benzetmeye de teşbih belirleyeceğiz. Elma yanak, kiraz dudak, işte gül yanak, Servi boy gibi kullanımlar bizi nereye götürmüştü? Teşbihi beliye götürmüştü. Örneğe dönersek. Sırma kâkül. Kâkülü sırmaya benzetmiş. Keza sim gerdan. Sevgilinin gerdanının sim gibi olduğunu. Zülfün tel tel olduğunu söylemiş. Gül yanak. Yanağı güle benzetmiş. Mohane demiş. Burada gördüğümüz gül yanak. Sim gerdan gibi kullanımlar bizi nereye götürecek? Teşbihi beliye götürecek. Burada bir benzetme var mı? Var. Önde gördüklerimiz müşebbeh. Müşebbehim bih. Arkada gördüklerimiz ise müşebbeh olacaktır. Müşebbeh benzeyen, müşebbehin bir kendisine benzetilendir arkadaşlar. Kâkülü cim harfi gibiymiş bak onun. Boyu elif, kaşları nun gibiymiş. Sevgilinin kâkülü diye bildiğimiz saçlarını cim harfine, boyunu elif harfine benzettik, kaşlarını nun harfine benzettik. Kaç tane teşviri yaptık? Üç tane. Yani sevgilinin saçları şekilden dolayı cim harfine benziyor, boyu elif gibi, ve kaşları da nun harfi gibiymiş. Ne diyeyim ki ona diyor baştan ayağa diyor can olmuş diyor. Tabi burada bir de cem sanatı var ileride göreceğiz ama mevzumuza dönersek. Burada sevgilinin saçı cime, boyu elife, kaşları da nun'a benzetilmiş. Üç tane teşbih biri yapılmış. Öndekiler müşebbihin bir, arkada gelenler ise müşebbih olmuş. Tam benzetmenin diğer adı neydi? Teşbihin fasal. İki öyle kurulan benzetmeyi ne diyoruz? Teşbihi beli diyoruz geldik çok fazla karşımıza çıkmayan benzetmelere. Teşbih-i müekket yani pekiştirilmiş benzetme. Hocam bu ne demek? Hani dört üyesi olursa tam ya da mufassal diyorduk ya. İki üyesi olursa teşbih beli, iki temel üye. Ama benzetme edatı yani şu üye olmadığı zaman ona pekiştirilmiş benzetme ya da teşbih-i müekket adını veriyoruz. Örneğin, o lebi meygundan şarabı ne olur? Ol ruhu gülü gana benzer gülü sirab olur diyor. Şurada bakın gül yanak dikkat ederseniz gül yanak sevgilinin yanakları güle benzetilmiş benzeyimi benzetilen var buna benzer diyor. Yani gülü sirab olur diyor. Dolayısıyla da burada benzetme yönü de söylenmiş ama ama gibi tek sanki kadar misali andırıyor anımsatıyor veş gibi anahtar sözcükler yani edatlar olmadığı için buna biz teşbihi müekket adını vereceğiz. Geldik ikinci örneğe. Leh, Macar, Venedik, Rus güzelleri sensiz haremde her biri endemli bir peri diyor. Yani o güzelleri neye benzetmiş? Bir periye benzetmiş. Ama nasıl bir peri? Endamlı bir periye benzetmiş. Peki benzetme edatı var mı? Yok. İşte benzetme edatı yoksa onun adı teşbih müekket diye geçer. Yani peştirmiş benzetme. Geldik son benzetmeye sevgili gençler. O da teşbihi mücmel adını bildiğimiz kısaltılmış benzetme kısaltılmış benzevimde tam tersi. Bu defa benzetme yönü yoktur. Benzeyen, kendisine benzetilen bir edat vardır. Bir daha söyleyelim. Benzetme yönü yoksa teşbih mücmel yani kısaltılmış. Benzetme edatı yoksa da müekket benzetme diyeceğiz. Sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliği de örneğinde dikkat ederseniz burada e, benzetme yönü söylenmemiş ve bir teşbihi mücmel, mücmel meydana getirilmiştir. Şu notla dersi bitiriyoruz. Dört üyesi olan benzetmeye tam benzetme. İki temel üyesi diye bildiğimiz yani müşebbeh ve müşebbehin bir varsa teşbihi beri diyeceğiz. Edatı söylenmemişse teşbihi müekket. Eğer benzetme yönü söylenmemişse o zaman teşbihi mücmel adını vermiş olacağız. Sevgili öğretmen arkadaşlarım bu dersimizde edebi sanatlar bir dersimizde mecazi mürselden bahsettik. Aynı zamanda benzetme ve benzetme bulma yollarından bahsettik. Özellikle terkip bir tamlamalara dikkat edin. Her gördüğünüz terkip bir tamlamada olmayabilir ama genel itibariyle terkip bir tamlamalarda benzetmeler mevcuttur arkadaşlar. Böylece bir dersimizin daha sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.